Tarih, kültür severler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum öncelikle. Gerçekten ilimiz açısından bugün çok önemli, anlamlı bir gün. Bütün insanlarımızın gündeminde bu antik kent var. Germenika antik kentinin mahiyeti, medeniyet tarihimizdeki yeri, günümüzde tarih tespit edilip bununla ilgili bir farkındalık oluşturması bütün kamuoyunun en önemli beklentisi. Bu beklentinin ifadesi olarak daha önceleri Sayın Bakanımız Kültür Turizm Bakanı'yla görüşerek özellikle ilimize yönelik turizm potansiyelinin geliştirmesi, kültürel varlıkların ortaya konulması ve buraya yönelik bir teveccühün, farkındalığın oluşturulması yönünde komşu illerle bir toplantı yapılması yönünde bir karar verilmişti. Bunun üzerine Mahir Ünal Bakanımızın kültür, şu andaki mevcut Kültür Turizm Bakanı ile görüşmek suretiyle Gaziantep, Urfa, Kahramanmaraş'ın öncelikle beraber bu bölgesel alandaki turizm değerlerini değerlendirip bununla ilgili bir farkındalık oluşturmak yönünde ortak bir strateji, ortak bir akım oluşturma kararı almıştı. Bundan Kültür Turizm Bakan Yardımcımız Nadir Alparslan Bey ile görüşmemden sonra bizim de böyle öncelikle bu turizm potansiyelimizi özellikle besleyecek en önemli husus olan Germenika Antik Kenti ile ilgili vatandaşın talebi ve reel olarak tarihteki yeri, günümüzdeki değerini ortaya çıkacak bir çalışma yapma gerekliliğini ortaya çıkardık ve kararlaştırdık. Kalkınma Ajansımız, Kültür Turizm İl Müdürümüz, Kültür Bakanlığımızın ve üniversitemizin, belediyelerimizle beraber tabii ticaret ve sanayi odamızla beraber burada bir çalıştayın yapılması yönünde bir karar almış olduk. Bu esas itibariyle bunca önemli olan bir zenginliğimizle ilgili biz ne yapmalıyız? Bütün Kahramanmaraş'ta ikamet eden insanlar, bütün Kahramanmaraşlılar bununla ilgili bir şeyler yapmak istiyor, bununla ilgili fedakarlık yapmak istiyor, buna katkı sunmak istiyor. Ama doğru yol, yöntem nedir? Nereden başlamalı? Hangi kurumumuz ne yapmalı? Bu soruların cevabını vermemiz gerekiyordu. Bununla ilgili de bütün kurumlarımız, kuruluşlarımız, yetkililerimiz elbette kendi alanlarıyla ilgili belli bir yol haritasını ortaya koyuyorlardı. Ama bütün bu ortaklıkla birleştirerek net, izlenebilir, uygulanabilir bir yol haritası için bugünkü çalıştayın çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Özellikle bu konunun uzmanının tahsisi olan hocalarımız bugün elbette ki onu bütün boyutlarıyla analiz edecek. Bu bilimsel olarak buranın mahiyeti, tarifi, tescili, tespiti ve farkındalık oluşturması önemli. Ama buranın turizme kazandırılmasıyla ilgili diğer bütün kurum ve kuruluşlar neler yapmalı? Aynı zamanda bizler vazifelerimizi, görevlerimizi, bu yol haritasını öğrenmiş olacağız. İnşallah bu çalıştay bu antik kentin ortaya konulması, bununla ilgili farkındalığın oluşturması ve değerinin bilmesi ve bu değere uygun çalışmaların yapılmasına vesile oluyor, vesile olacaktır. Belediyelerimiz bu konuda çok duyarlı. Büyükşehir Belediye Başkanımız şu anda zaten burayla ilgili koruma planını yapmaktadır. Ticaret odasında yaptığımız her toplantıda biz buraya katkı sunmak istiyoruz diyen iş adamlarımız var. Ama nereye nasıl katkı verileceğiyle ilgili bir yol haritası lazım. Sivil toplum kuruluşları, uluslararası fonlar bu konuda duyarlı olan insanlar katkı sunmak istemektedir. Ama bu yol haritası ve bu çalıştay aynı zamanda bu noktada katkı sunmak isteyenleri de seferber edecektir diye inanıyoruz. Bu konuyla ilgili bu konunun gündeme getirilmesi ve başlatılmasında büyük katkısı olan 64. Hükümetimizin Kültür Turizm Bakanı Mahir Ünal Bey'e ben de teşekkür ediyorum. Gerçekten buranınla ilgili hem farkındalığın oluşturması hem bu çalıştayın başlatılması yönündeki yönlendirmeleri çok kıymetliydi bizim için. Bundan sonra da katkı sunacağına hem bir beklenti var hem buna inanıyoruz. İnşallah üniversitelerimizde ve operasyonel birimlerimizde hem bu çalıştayın yapılması, çıktıların elde edilmesi, çıktıların altını dolduracak operasyon faaliyetleri, hep operasyonel projeleri hep beraber icra edeceğiz. Ve bunu, bu medeniyet tarihimizin önemli bir kesitini bize aktaracak bu antik kenti gelecek nesillere bununla ilgili
önemi, anlamı aktarmış olacağız. Ben tekrar çalıştayım. Çıktılarının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz. www.maraşbugün.com Haberin internet merkezi.